Cümleten hayırlı bayramlar arkadaşlar. 2009 yılında yapmış olduğum bir kurguyu sizinle paylaşmak istedim. Tepeli Diyoramam diye Model Trenciler Kulübü'nde paylaşmıştım bu çalışmayı. O yıllarda Model Trenciler Kulübü'ne üyeydim. Forumlarda öğrendiklerimle böyle bir çalışma yapmıştım. Yani bu da hatta bugün antrede ayakkabının üzerine koymuşum. Dedim farklı bir şeyler olsun, hem arkadaşlarla da paylaşayım. Malzeme olarak arkadaşlar genelde 5'e 70 kontrplak, XPS, strafor, beyaz tutkal, cam verniği, parke yapıştırıcısı. Yine böyle şu kayaları arkadaşlar. Bir tane kalıbım var, tek kalıp. Hani eskiden böyle ilkokulda alçı dökerdik ya, onun silikonlusu. Ben onu tabii mengeneyle, mesela şu yuvarlak kısmı yuvarlatarak, yani silikon olduğu için mengeneye sıkıştırıp böyle bir köşe yapmıştım. Aslında dokular hepsi aynı ama ters düz. Hatta bakın şunları bile aynı kalıpla çıkarttım tamamını. Bunlar genelde hobi malzemesi satan dükkanlarda bu çamlar falan bulunuyor. Diğer çim dokuları da Noh marka diye bir Alman markası. Onlardan temin ettim ama diğerlerinin tamamı kendi elemeğim. Hatta mesela bu dereyi ben cam verniğinden yaptım. Bunun mesela malzemesi normalde çok pahalı. Ama ben 10 kat cam verniğiyle böyle bir dere görüntüsü elde ettim. Aynı zamanda böyle bir kesit tren yolunun üzerinde bir vagon. Burada yine bir köprü çalışması, patikadan. Yine bizim avcılıktan kaynaklı avcı kulübesi. Mesela bu çatısı bunun şeyden kartondan. Bakın arkadaşlar. Ben bunu akrilik boyalarla da eskitme yaparak yosunlanmış, eski paslanmış havası vererek şöyle bakın avcı kulübesini de göstereyim kapısına kadar. Kapısının kutusuna kadar yapmıştım, yani açılıyor. Görüyorsunuz içi.
Doğayı sevdiğimiz için balık avcılığıyla beraber dedim böyle güzel bir çalışma yapayım. Evde delik olsun. Ama bir hata yaptım. Bunu böyle bir plexiglasla falan kaplanmış olsaydım en azından ömürlük olurdu. Bugün biraz tozunu almak zorunda kaldım. Hatta ben bunu sehpa yapmak istiyordum. Ama kısmet olmadı. Hatta şurada da yarım kaldı arkadaşlar. Şuradaki yer. Burada böyle bir karavan kamp alanı şeklinde veya çadır işte ateş yakmış insanlar. Hatta o zaman o yıllarda şöyle figürler almıştım. Mesela balıkçı figürleri. Yine yaban hayatına istinaden keçi, domuz ve geyik ve trekking yapan insanlar figürleri. Birazdan bunları da olmazsa yerleştiririz. Bir de fotoğraflarız. Ara ara makro çekmek lazım aslında bunun ışıkla, güzel bir ışıkla. Artık elimden geldiğince ya telefon ya da makinamla çekmeye çalışacağım. Bakın burada da böyle yine patikalar arkadaşlar. Bayağı ince çalışmışım aslında bu. Yani şimdi bakıyorum şimdi deseniz belki yapamam. Mesela küçükler yollara düşmüş. Burada bir patika. Buradan yine dere geliyor. Mesela bu eski tren yolu köprüleri. Burada yine çalılar. Bakın işte bu şekilde istediğiniz yere koyuyorsunuz delerek. Bu düşmüş. Dereye de bayağı özen göstermiştim. Küçük çakıllarla, kayalarla. Arada yine böyle ot parçaları. Bizim böyle doğada şurada da bakın şöyle yine bir patika var arkadaşlar. Burada da mesela sarkıklı bir şekilde tutkallarla mağara yapmıştım ve ışığı da yanıyor arkadaşlar. Aslında bunu da şöyle bir deneyerek pille yine göstereyim size. Kamerayı oraya tutabilirsem. Evet, dokunuyorum şu an arkadaşlar. Dikkatli bakın. Oraya bir led koymuştum zamanında. Evet, birazdan figürleri koyup fotoğraflar çekelim bakalım nasıl görünecek. Evet, rastgele arkadaşlar.
Çok güzel. Elinde kefali yakalamış. Veya alabalığı diyelim. Poz verirken. Şuradan bir trekking yapan figürümüzü alalım. Sanki oradan domuz da tepesinde her an üzerine atlayacakmış gibi. Bakalım diğer ve devamında da arkadaş yürüyor olsun. Kompozisyonumuzu yapalım. Bunları ilk defa koyuyorum arkadaşlar. O zaman öyle bir iki tane koyup böyle fotoğraflamıştım. Çantasını bayağı doldurmuş, ağır basıyor. Yeni ısınmak lazım. Evet, yavaş yavaş yerleştiriyor. Geyiklerimiz, tavşanımız, domuzumuz. Yine yukarıya bir nevi keçimizi koyduk. Tek yapan arkadaşlar. Güzel bir görsel olmaya başladı. Elimizde daha bayağı bir malzeme var, balıkçılar. Onları da koyduğumuz zaman güzel bir görüntü olacak. Hadi bakalım. Bakalım bu ceydan yavrusunu şuraya bir yere koyabilecek miyiz? Hop, uçurumdan düştü. Evet, şimdi bu figürümüzü de su taşıyan balıkçı figürümüzü de şuraya bir yere koymaya çalışalım. Evet. Şunun üzerine yine ortasını eline verip bir yere koymamız lazım. Evet arkadaşlar, şey sabitliğe geçiyormuş bu figürler. Nohum da var. Yalnız size şunu göstereceğim arkadaşlar, çok enteresan. Kıl gibi yani, ortaları nasıl eline takacağız bilmiyorum. Şeye bile gelmiyor. Aldım, bir deneyelim bakalım. Evet, balıkçıyı yerleştirdik. Bakalım ortasını eline verebilecek miyiz? Evet. Verdik arkadaşlar. Hem kamuflaj oldu hem de tam şuradaki çalının arkasından balığı yakalayacak. Rast gelsin. Bu Tosun amcayı da şöyle bir kayanın üzerine oturtturalım. Bu artık sazancı olmuş. Elini de ortasını verelim.
Bununla takacak yer yok arkadaşlar. Biraz zorlanacağız. Ama şu arkadaşım var. Gördüğünüz üzere. Onu taktıktan sonra yerleştirelim beraber. Evet, diğer figürü de yerleştirdik arkadaşlar. 4-5 kişilik bir grup balığa gelmişler. Av peşindeler. Buradan da bir fotoğraf alalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet, bir avlamızı da, trekkingçi avlamızı da şuradan yürürken şuraya yerleştirelim bakalım nasıl duracak. Kütüğün üzerinden atlanmış gibi yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz de fotoğraf çekmeye çıkmış Avcık Bölgesi'ne. Evet, şu patikaya da bir trekking koyalım. Bayağı güzel olmaya başladı. Yavrularıyla beraber. Güzel bir kompozisyon oldu. Yaban hayvanlarıyla, balıkçılarıyla, trekkingçileriyle güzel bir kurgu. Evet, şimdi drone'dan çekiyoruz arkadaşlar.